Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye'nin atom bombaları. Böyle bir şey var mı? Türkiye'nin bir nükleer gücü var mı? İncirlik'te atom bombaları duruyor mu? Yazarımız Hakan Kılıç'la beraberiz. Hakan, istersen İncirlik'te şu efsane atom bombalarından başlayalım. İncirlik'te atom bombası, bombaları, sığınakların altında ne var? B-61 nükleer bombaları var. Meşhur Hans Christiansen diye bir adam var. Onun bir akademik makalesinde şöyle yazıyor. 50 tane oldu yazıyor. Kongre raporlarında da var. Onu da gördüm. Hatta o akademik çalışmamda dipnot olarak da verdim. Birçok akademik, resmi ve Amerikan kayıtlarında hala da bombaların orada olduğu yazıyor. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra şöyle bir şey çıktı Türk medyasında. Nükleer füzeleri, nükleer bombaları kaçırdılar. Götürdüler. Bazen bana takipçiler soruyor. Abi işte C-17 geldi Adana'ya. Gördük biz. Sonra Flight Radar 24'ten işte takip ettik. Almanya'ya gitti. Sonra oradan şeye gitti. Almanya'da NATO üsleri falan var ya. Oraya galiba nükleer bombaları bıraktı. Oraya taşıyorlar. Niye bu geldi? Niye gitti? Böyle bir şey yok. Bakın şimdi Amerika'da hala da Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ndeki ki ortak savunma tesisi nükleer bombaları taşıyalım. Bir kısmı bazı insanlar da taşımalıyız diye bir tartışma var. İncirlik Avrupa'daki en büyük nükleer silah yani nükleer bomba B-61 nükleer bombalarını depolama kapasitesi olan şey. Şimdi B-61'i kısaca anlatayım. F-16'nın altından atılan ve F-15'ten atılan bu MK-84 bombaları gibi bir serbest düşme bombası aslında. Büyüklük olarak şimdi, da yakın galiba değil mi? Yakın, büyüklük olarak da yakın. Şimdi İncirlik'te bunlardan şu anda 49 veya 50 tane var. Bazı yerde 49, bazı yerde 50 diyor ama muhtemelen 50 tane. Ama İncirlik 100 tane nükleer bomba taşıma kapasitesi bundan yıllar önce NATO fonlarıyla, Türkiye'nin onayıyla İncirlik'teki birçok hangarın altına tekrar depo yapıldı ve kapasite genişletildi. Yani Almanya'da ve Avrupa'da, İtalya'da falan birkaç yerde daha NATO'nun üstlerinde nükleer bomba özel çünkü bunların depoları yerleri var ama hiçbirinde İncirlik kadar yok. En geniş İncirlik. İncirlik Amerika şundan çok önemli. Bir, Rusya'ya en yakın. Orta Doğu'daki bütün üsleri için Orta Doğu'da nükleer silah bulunduran ve nükleer silah deposu olan tek yüz. İkincisi Türkiye'de göndermek istemiyor. Çünkü onlar da demek ki Türkiye kendisini bir güvence olarak görüyor. Yani sonuçta Türkiye'de de bir nükleer bomba var. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? Çift kilit sistemi var. Yani kilitlerin, şeylerin ve şifreler, kilitler, o depoların kilitleri hem Amerikalı subayda hem Türk subayda var. Ve iki ülkenin kararıyla atılabiliyor. Yani Türkiye diyelim ki Kızıl Amerika aldı onları tek başına atsa kullanamıyor. Ve Amerika hayır ben bunları atacağım dese teorik olarak da, pratik olarak da tek başına kullanamıyor. Yani NATO kararı veya her iki ülkede NATO'yu dışarıda bırakıp ortak karar almış olsa yani iki ülkenin kararıyla kullanılıyor. Şimdi bunların caydırıcılığı var mı? Aslında nükleer Dünya Savaşı'nın ilk saatleri ve ilk dakikaları diyelim veya ilk saatlerinde yok. Çünkü bir uçağı yükleyip de onları götürüp Rusya'ya atması atana kadar zaten Rus ICBM'leri, Topollardan gelenler, işte kıta arası balistik füzeler zaten üssü vurmuş olur. Ama tabii bunlar korungan yani yer altında, nükleer silahtan etkilenmeyecek durumda. Ama bizim de hemen kaldırıp onları atmamız mümkün değil. Bunlar daha çok ikinci vuruş yeteneği için. Yani savaşın ilerleyen saatlerinde kullanılabilecek şeyler. Fakat Türkiye şöyle bir şey yaptı. İncirlik'teki aktif muharip filoları kaldırdı, izin vermedi artık. Yani İncirlik'te şu anda insansız hava araçları var bu DH operasyonu ve Suriye'den. Nakli uçakları var. İşte AVAX'lar gelip gidiyor. Bizim kendi tanker, 101. tanker Aslan'a filomuz var. Yine bir F-16 filosu kaydırıldı. Ama bir de aktif F-16, F-15'ten oluşan Amerikan filoları vardı. Bunlar yok. Dolayısıyla şu anda İncirlik'te aslında bu bombaları atacak filo yok. Peki ne olacak? Türkiye şuna izin verdi. Amerikalılar da daha doğrusu bunu şey olarak kullanıyor. Rotasyonla gelip gidiyor. Mesela 5 tane 10 tane F-15 geliyor gidiyor. Ama savaş durumunda şöyle bir tabii çok mantıklı değil ama yani yapılacak bir şey yok onlar açısından. İtalya'dan uçaklar kalkacak veya işte Almanya'dan kalkacak. Bunları gelecek Türkiye'den yüklenecek bombaları götürüp atacak. Yani dolayısıyla sürekli 24 saat orada her an onları atabilecek nükleer nöbet tutabilecek bir filo yok. Ama Türkiye'de burada bir siyaset gidiyor. Hem bombaları göndermemiş oluyor, hem izin veriyor, hem de Amerika'ya ve Rusya'ya da biraz Rusya'yı da herhalde biraz kızdırmak istemiyoruz ki. Bir nevi orada birazcık caydırıcılığı birazcık şey yapmış olduk. Hani dengelemiş mi olduk diye veya tam tersine. Orası artık politika veya siyaset oraya girmeyelim. Şimdi İncirlik'teki konumu anlattın.
Daha önceden de Türk Hava Kuvvetleri'nde F-100'lerle birlikte Türkiye NATO görevlerinde nükleer görevleri filolarını harbe hazır hale getirdi. F-100'ler, daha sonra F-104'ler, arkasından F-4'ler bilmiyorum girdi mi 74 sonrası bu işe çok fazla bilgi yok elimde. Ama bir döneme kadar da F-16'larımız nükleer bomba taşıma kapasitesine sahipti. Şu an bildiğim kadarıyla Türk F-16'larının nükleer görevi yok. Biraz bize anlatır mısın bunu? Açık kaynaklarda birçok belli yerlerde okudum ama çok net teyitli değil. Sebebini öğrenemedim. Yani ve buradan tahmin ederek hani bu birazcık politik bir karar olarak ya da sonradan yapılmış bir uygulama olarak bir yazılım meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Amerikan F-16'sı ile Türk F-16'sı arasında bir fark yok. Yani bu pilotun kabiliyetiyle falan da alakalı mesele değil. Hani bu silah sistem arayüzü falan var ya işte zannediyorum bu görev alanı için artık bizim uçaklarımızda bu görev yok. Dolayısıyla bu yazılım yok diye düşünüyorum. Eğer yanılıyorsam da başka bir teknik sebebi varsa olabilir. O konuda iddialı değilim. Ancak şu anda pilotlarımızın, yani hava kuvvetlerimizin B-61 bombalarını atma görevi, eğitimi yok. Bunu biliyoruz. Peki Türkiye'nin nükleer gücü olabilir mi? Veya nükleer gücümüz var mı bizim? İncirli'yi anlattıktan sonra da ikinci sorumuz bu. Şu anda dünyada nükleer çalışma yapmak çok büyük riskleri göze almak demektir. Yani ekonomik ambargo değil sadece siyasi, politik, her türlü tecrit. Şimdi dünyada 9 tane nükleer ülke var. Evvela şunu söyleyeyim. Türkiye'de nükleer bir çalışma olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de de kesinlikle nükleer silah yok. Bu videolarda sağda solda yazılanların hepsi palavra yani. Yani nükleer bir çalışma yok Türkiye'de. Yani bunu olup da gizlenmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani dünyanın şu anda herhangi bir ülkesinde, yani Kuzey Kore nükleer çalışma yaptığında bunu gizlemedi ki. Yani evet çalışmalarını gizledi ama herkes biliyordu. Yani bir gün sabah kalktık ya Amerikalılar. Aa Kuzey Kore nükleer bomba yapmış. Vay be. Ya şok olduk. Ya bunu ne zaman yaptılar bizim haberimiz yok. Böyle bir şey olmadı yani. Pakistan da aynı şekilde. Yani dolayısıyla gizli bir, yani bu böyle yer altında yapılan küçük bir füze değil ki. Yani şimdi ağır suyu var, işte zenginleştirmesi, uranyumun zenginleştirmesi var. Yani bir sürü tesis ve bir sürü teknolojinin bir araya geldiği bir şey. O B-61 bombası, o bomba veya o başlık belki işin son kısmı. Bir de tabii onu gönderecek, hedefi ulaştıracak, hedefine teslim edecek bir balistik füze lazım. Yani tutup da 1500-1000 kilometre menzili bir balistik füzeye kimse nükleer başlık takmıyor. En az 2000-2500 yani bir MRB ve orta menzilli balistik füze düşünüyor. Çünkü sınırlarının ötesinde caydırıcılık yapabilmek önemli. O da ayrı bir şey. Yani bizim şu anda Bora 280 kilometre menzili. Hani yapsak da neyle atacağız sorusu ayrı bir soru. Ama şimdi nükleer, dünyada 9 tane nükleer ülke var ve bence bu 5 tane daim ülke var ya, hani Cumhurbaşkanımızın işte dünya 5'ten büyüktür dediği, dikkat çektiği. 5 tane daim ülke var ya, bunlar kendi aralarında zimni olarak anlaşmışlar. Yani kimse nükleer bomba yapmayacak artık. Çünkü biz de müttefiklerimiz yapıyor, yeterli. Yani İngiltere, Fransa, Amerika bir tarafta, Rusya, Çin bir tarafta yaptırdılar. Şimdi Kuzey Kore örneğine bakarsak, Kuzey şu soruyu sormak lazım bu konuda böyle atıp tutanlara. Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in desteğini almasaydı, desteklerken direkt teknoloji vererek değil. Yani onların politik desteğini. Ya tamam yap oğlum, bak sana karışmayacağım. Karışırlarsa biz arkandayız. Yapabilir miydi? Yapamazdı. Hindistan nükleer silah yapmasaydı Pakistan'a, Batı ülkeleri ve Rusya izin verir miydi mesela nükleer çalışma yapmasına? Kesinlikle hayır. Yani. Mesela Avustralya dese ki ben nükleer füze yapacağım. Yani nükleer başlık yapacağım dese. Sadece İngiltere arkasında olsa yine yapamaz. Amerika, yani bu 5 daimi ülkeden en az birkaçı tamam demediği sürece yapamaz. Çünkü o zaman şöyle bir tepki olur. Ona en yakın ülkeye veya ona en kişiye hemen İran, Çin ve Rusya sahip çıkarak o zaman biz de buna yaptırıyoruz derler. Dolayısıyla Türkiye'nin nükleer bir güç olabilmesi için bu taraflardan biri değil, bence en az iki tanesinin politik desteğini alması lazım. Bir de bir yerden bir teknoloji desteği alması lazım. Ha teknoloji kendi başına yetiyorsa o zaman direkt ortaya çıkıp ya ben bunu artık yapıyorum dediği zaman, ki Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti bir süre önce. Türkiye'de neden nükleer çalışma yapmasın? Yani bizi tehdit ediyorlar. O zaman bir de bizim, hani şunu dedi yani, bizim de hakkımız. Yani İsrail'in böyle bir nükleer tehdidi var. İran da bir taraftan çalışıyor. Herkes çalışıyor. Yani siz böyle canınızı istediği ülkeye izin verip
diğerlerini vermez ve böyle bir tehdit şeyi içinde bırakırsanız buna nükleer proliferasyon yayılma deniyor. Nükleer yayılma teorisi. Dolayısıyla bir ülke diğer ülkeyi nükleer olarak tehdit ederse o ülkeyi mecbur bırakıyor. Mesela İran şu anda o noktada değil diye düşünüyor Amerikan uzmanlar. İsrail'i hiç saymıyorlar zaten bizi tehdit ettiğini. Diyorlar ki İran henüz nükleer olarak Türkiye'yi tehdit konumunda olmadığı için Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin nükleer çalışma yapma ihtimali zayıf. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylediği ifadeler de bunun tersiydi. Dolayısıyla şu anda eğer biz bunu yapmaya çalışırsak her şeyi göze almamız lazım. Ekonomik ambargoyu, politik olarak ötekileştirilmeli ve baskıyı, belki NATO ile çıkacak çok büyük bir krizi ve bir de arkamızda çok ciddi bir, yani en az iki tane o daim ülkeden ikisinin olması lazım bence. Yoksa yani kaş yapalım derken göz çıkar. Yani bunu tek başına yapabilmek şöyle zor bir şey. Yani şöyle bir şey. Tamam yapacağız ama hani getirisi götürüsü. Yani şu anda NATO'ya entegreyiz. Ekonomik olarak birazcık kırılgan bir ekonomimiz var. Diyelim ki çok güçlü bile olsa diyelim ki ekonomi çok iyi. Bütün ihracatımızın çoğu Almanya ve Amerika'yla en büyük ihracatımız. Ya bu ülkeler eğer nükleer silah konusunda çok ciddi tavır alır da bütün gemileri yakarsa hani yine ortada kalırız yani. Çünkü en çok mal sattığımız ve mal aldığımız ülkeler yine NATO ülkeleri, Batı ülkeleri. Dolayısıyla burada bence henüz zamanı var. O yüzden Türkiye'de gizli bir çalışma yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü gizli çalışmak açık çalışmaktan daha tehlikeli. Yani Irak'ta biliyorsunuz kimyasal silah olmadığı halde sonradan itiraf ettiler. Onu ileri sürüp 2. Körfez Savaşı yaptı. Sonra biz yanıldık kimyasal silah yokmuş dediler. Mesela en baştan biliniyordu onları. Yani bilmemeleri mümkün mü? Zaten Batı'da şu anda Türkiye'de gizli nükleer çalışma yapılıyor diye çeşitli medya organlarında Almanların en büyük yayın organlarından birinde çıkıp geldi. Ama çalışma başlamış olabilir mi? Tabii ben kain değilim, bilmiyorum. Devletin gizli şeyleri daha ki başlamış olabilir diyorum. Belli bir aşama da olabilir mi? Evet olabilir. Ama şu anda hali hazırda var mı yer altında gizli? Hani bu YouTube kanallarındaki şeye cevap yok öyle bir şey. Yani Türkiye şu anda mevcut nükleer füzesini veya bombasını veya başlarını yapmış. Bir tarafta duruyor. Savaş durumunda kullanılacak. Böyle bir şey yok. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Tolgozbek.com'da her gün saat 19'da birlikteyiz. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Tabii ki abone olduğunuzu kanalımıza düşünüyoruz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com internet sitemize bize info@tolgozbek.com'dan ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.